ve cemiyetimize de çok büyük önem verdiğini biliyoruz. Kendi yoğun programları arasında pazarını da fırsat bilerek oradaki belki de kısa dinlenme molasından fedakarlık yaparak bugün sizlerle, bizlerle buluşma kararı aldı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Kısaca biz ödül törenlerimizde sağ olsun en son Sayın Bakanımız geldiğinde de yine cemiyetimizi kısaca tanıtmıştık. Ama şu anda bu binanın içerisindeyiz, cemiyetin merkezindeyiz. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin kısaca müsaade ederlerse faaliyetleri, çalışmalarıyla ilgili bir bilgilendirme yapıp kendilerine sözü bırakmak istiyorum. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Sayın Bakanım 33 yıllık bir kuruluştur. 33 yıldır kurulmuş olduğu şehrin Antalya'nın özellikle üyelerine yönelik projeler yaparken bir de kamuya dönük Antalya'nın tanıtımına, Antalya'nın gelişimine, Antalya'nın sorunlarının çözümüne büyük katkılar sağlayan bir medya örgütü olma özelliğinde taşımaktadır. Biz de bu sorumluluğumuzu ön plana getirerek göreve geldiğimiz 4. dönemim benim. 10 yıllık başkanlığım süresi içerisinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin ihtiyaç duyan kamu, kurum, kuruluş, herkesle işbirliği yapan, medya alanında bize lazım olan neyse, bize düşen görev neyse, bunları yerine getiren, sorumluluğunu yerine getiren bir kuruluş olarak içinde bulunuyorsunuz şu anda. Cemiyetimiz sizin en son ödül töreninde bir ricada bulunmuştuk. Bu kadar kamu yararına hizmetler üreten, kamu yararına çalışan bir derneğin, hala 33 yıllık bir derneğin kamu yararına dernekler statüsünde olmamasını biz bir haksızlık olarak değerlendiriyorduk. Birkaç defa başvurmuş, benden önceki başkanımız da bizim dönemimizde de bir defa oldu. Fakat olumlu yanıt alamamıştık. Biz bu dosya işlemimizi sizin de talimatınız üzerine gerçekleştirdik. Dosyamızı teslim ettik. Bugün size onu da zarfını takdim edeceğiz. Bu arada 2-3 konuda yine ben ödül törenindeki konuşmamda değinmiştim ki daha fazla ihtiyacımız olduğunu bu dönemde görebiliyoruz, anlıyoruz. Çünkü Antalya bir turizm şehri. Buranın cemiyetinin, buranın gazetecilerinin uluslararası arenada ne kadar çok işbirliği geliştirirse bu şehre katkısının olduğu inancını taşıyoruz. Bu manada biz Almanya'yla birçok ülkeyle, 4-5 ülkeyle işbirliğimiz var. Ruslarla çok daha 10 yıla yakın bir işbirliğimiz var. Ve önümüzdeki süre içerisinde Haziran ayına kadar da 2 tane büyük organizasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunların bir tanesi Rus gazetecileri Antalya'ya getirmek istiyoruz. Yazışmalarımız devam ediyor. Rusya Gazeteciler Birliği ile işbirliği yapıyoruz. Bu konuda merkezi Moskova'da olan Rusya'nın en büyük medya örgütü. Biz daha önce bir çalışma yaptık. 400'e yakın gazeteci getirmiştik zaten. Tecrübemiz var bu konuda. Dışişleri olarak bu konuda desteğinizi istiyoruz. Haziran öncesinde, sezon öncesinde burada geniş bir Rus medya örgütüne ev sahipliği yapmak istiyoruz Sayın Bakanım. Ayrıca biz tabii Almanya ile gidip geliyoruz. Çeşitli çalışmalarımız var onlarla. Fakat yeni 3 yıllık bir kurumumuz olan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu marifetiyle de Akdeniz Ülkeleri Gazeteciler Birliği'ni oluşturma gibi bir hayalimiz var. Bu konuda da daha önce Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüzde bazı çalışmalar yaptık. İsim tespitleri yapıyoruz. 150'ye yakın Akdeniz ülkesi, 23 ülkenin gazetecilerini de yine Antalya'da buluşturmak istiyoruz. Şu anda derneği Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'na Kıbrıs'ı dahil ettik. Değerli Başkanımız Nazmi Pınar da aramızda bugün Kıbrıs'ta. Biz Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin merkezi olan buradaki Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nda bölge gazeteciliğinin lideri konumundadır. Konfederasyonda görevlerimiz var, burayı kurduk. Bunlara çok fazla değinmek istemiyorum. Birçok konuda işbirliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz. Bu cemiyetimizin ülkemizin menfaatine, kentimizin menfaatine her kim ne yapmak isterse anahtarı onlardadır. Dolayısıyla cemiyetimizin
tarafsız bir kurum olduğunu her defasında vurguluyoruz. Çalışan, üreten herkesin yanındayız. Bu eğer hizmet yolunda birilerine destek vermek, taraf olmaksa gerekirse taraf oluruz. Önemli olan ülkemizin menfaatlerini, kentimizin menfaatlerini korumaktır. Sizin de çabalarınızı gerçekten takdir ediyoruz. Allah nazardan saklasın diyoruz. Takip etmekte inanın bizim enerjimiz yetmiyor takip etmeye. Allah size güç kuvvet versin. Sizin enerjiniz buna yetiyor.